Bugün sizlerle lisans çalışmam olan toplumsal cinsiyet özelinde ele alınmış mekana yüklenen anlamlar konulu çalışmamı paylaşacağım. Sinema özelinde ele alınmış olan kadın algısı hususunda gerçekleştirdiğim saha çalışmasında toplumsal cinsiyet normlarının sinema filmleri aracılığıyla aktarılan kodların seyirci tarafından nasıl yorumlandığını ele almıştım. Ancak bugünkü sunum özelinde ise bu tezin içeriğinin ikinci odak noktası olarak karşımıza çıkan kent antropolojisi bağlamında incelenen kent kavramına yönelik toplumsal cinsiyet nosyonunun ve toplumsal cinsiyet normlarının iz düşümü mekan algısı üzerinden bir değerlendirme sunmaya çalışacağım. Gündelik hayatın merkezi olması bakımından kent, bireylerin her an etkileşim dahilinde olduğu alanları bir arada tutan yerleşme, barınma, hizmet gibi farklı eyleyişlere yönelik bir bütündür. Kente bakışımız ve içinde varoluşumuzu etkileyen faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda, mevcut konumumuza bağlı olarak dokusal, görsel, uzamsal ve duygusal algılama biçimleri karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda kent potansiyel olarak karmaşık bir toplumun güçlü bir sembolüdür. Toplumsal cinsiyet genel anlamıyla eril ve dişil ayrımına gönderme yapmakta, akademik alanda ise çoğunlukla biyolojik cinsiyet farklılıklarına yüklenmiş toplumsal, kültürel ve psikolojik inşalar şeklinde ele alınmaktadır. Çalışmamın amacı cinsiyet farklılıklarının sosyal yaşantıya etkilerini antropolojik bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Araştırma çerçevesinde toplumsal cinsiyet, bireyler tarafından algılanışı ve gündelik hayatlarındaki eylemlerini etkilemesi bakımından değerlendirilmiştir. Toplumsal cinsiyetlendirilen toplumsal yahut kamusal alanların araştırmaya dahil olmayı kabul eden katılımcıların kendi ifadeleri ve gündelik deneyimlerini aktarımları aracılığıyla mekan kavramı minvalinde nasıl algılandığını araştırmak ve bireysel eylemlerini etkileyip etkilemediğini tespiti amaçlanmıştır. Toplumsal cinsiyet odaklı alan araştırmamızda mülakat tekniği uygulanmış, katılımcılara açık uçlu sorular yönlendirilerek konu özelindeki görüşlerinin detaylı ve kendi yorumlarıyla, ifadeleriyle aktarımı sağlanmıştır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden 14 kadın ve erkek öğrenciyle gerçekleştirilmiş mülakatlar neticesinde öğrencilerin toplumsal cinsiyet özelindeki mekan algılarına dair bulgular elde edilmiştir. Kentin potansiyel olarak karmaşık bir toplumun güçlü bir sembolü olduğundan söz etmiştik bunun başında. Kevin Lynch'in görselin öne çıkmasıyla anlamın daha da güçlenebileceği tezinden hareketle çevresel imge ve halk imgesi kavramları bizlere folk art'ın toplumsal bellek kavramıyla örtüştüğünü göstermektedir. Aynı zamanda çevresel imgenin gözlemci ve çevresi arasında işleyen iki yönlü bir süreç oluşu da bilhassa antropolojik bakış açısıyla bağlantılı olarak bilişsel belleğe değinmemiz gerektiğini göstermektedir. Kent kavramı özelinde karşımıza çıkan düzen ve güven kavramları karşılıklı etkileşim halindedir. Bir kentte düzen olmazsa olmazlardandır ve bununla bağlantılı düzenin getireceği güven duygusu bireyin kentte varoluşunu daha anlamlı ve yaşanılır kılmaktadır. Böylelikle kent imgeleri üstünden tanımlanacak karakteristik bölgelerin varlığına ihtiyaç duyduğumuz sonucuna varılabilir. Yön bulmak konusunu ele alacak olursak, bahsi geçen karakteristik bölgeler ve görsel ipuçları önde gelen yardımcı öğelerdendir. Bu sebeple kent formu farklı amaç ve algılar doğrultusunda değişip gelişebilecek düzeyde bir belirsizliğe sahip olmalı ve bu doğrultuda şekil alabilmelidir. Aynı zamanda esneklik bakımından bireye huzur ya da güven sağlama unsurunu barındırması da önem arz etmektedir. Kente yüklenecek anlam, bireyin gündelik hayatında yaşayacağı duygu ve hareketlilik gibi unsurlar kent formuyla doğrudan ilişkilidir. Kenti gözlemciyle olan ilişkileri üzerinden değerlendiren Lynch, karşılıklı etkileşime vurgu yapmaktadır. Ve bunun için gözlemcinin eğitilmesi gerektiğini vurgular. Kentlilerin sokağa taşması sağlanabilir. Okullarda ve üniversitelerde eğitime yönelik sınıflar oluşturulabilir ve kent toplumun ve umutlarının canlandırıldığı bir müzeye dönüştürülebilir.
Eğitim aracılığıyla geliştirilmesi planlanan bu bakışı kazanacak bireylerin kentteki yaşantıları doğrudan değişecek ve bu durum kent formunun yenilenmesine vesile olacaktır. Böylelikle değişimlere ayak uydurmak kolaylaşacaktır. Kent tasarımı sanatı kentlinin bilgilendirilmesini ve eleştirel bir hale gelmesini bekleyebilir. Fiziksel reform ve eğitim sürekli bir gelişimin parçalarıdır derneğimiz. Araştırmamız dahilinde kente yönelik söylemimiz tam da bu eğitime yönelik vurguyla örtüşmektedir. Öyle ki toplumsal cinsiyet normları üzerinden gelen dayatma ve zorunlulukların gündelik yaşantıya etkileşi ve bireylerin bulundukları alanları bu doğrultuda şekillendiği gözlenmiştir. Araştırma katılımcılarından G2, toplumsal alanlarda diğer bireylerin toplumsal cinsiyeti nasıl benimsedikleriyle bağlantılı olarak kendisini kontrol etmeye çalıştığını ifade etmiştir. Bir metrodaki erkek amca popülasyonu ve bu erkek amcaların toplumsal cinsiyet rollerine yatkın olmaları hasebiyle beni ister istemez rahatsız edebilir. Yani ben normal beklenen bir erkek karakterine uygun davranmadıysam ya da işte orada bir şeye girerim ister istemez tedirginliğe şeklinde ifade etmektedir. Örneğin aidiyet kavramı üzerinden sokaklar kime aittir sorusuna aldığımız yanıtlar eğitimin toplumsal cinsiyet normlarına bakışımızı değiştirmesi açısından zorunlu ihtiyaç konumuna gelmiş olduğunu gösterir niteliktedir. G5 bu durumu şu şekilde anlatıyor. Geceleri erkeklere aslında değil Ankara'da bu hemen hemen kırılma evresinde gibi bir şey. Kadınlar da artık istediği şekilde, özgür bir şekilde sokağa çıkabiliyor. Ki ben de çıkabiliyorum. Bunun da biraz devletin otobüs vesaireleri sıkıntı yaratıyor o kadar. G5 bu yanıtıyla devletin hegemonik gücünün etkilerine değinmektedir. Ancak aynı zamanda da mevcut algının ve kabulün değişmeye başladığını vurgulamıştır. Ancak G7 bu durumun tüm dünyada benzer bir şekilde yaşandığına dikkat çekmektedir. Sokaklar erkeklere ait ama öyle olmamalı tabii ki. Şu anda mevcut yaşadığımız dünyada hani sadece Türkiye'de de değil, bütün dünyada neredeyse sokaklar erkeklerin. Yani en azından kadın sokaktayken bile sürekli sokakta olan bir kadınsa bile hep içinde bir korkuyla geziyor bence. O yüzden erkeklere ait diye düşünüyorum demiştir. Yedinin de vurguladığı gibi katılımcılarımızın çoğunluğu ifadelerinde kadınların kent üzerinden yaşadıkları güven duygusu sorununa değinmektedirler. Bununla beraber sokağın aslında olması gereken özgürlük alanını yaratacağı da vurgulanmaktadır. Sokak benim açımdan kendimi ifade etme yeri. Sokaklar insanların kendini bulduğu yerdir bir bakıma. İnsanları kapatmamak gerek diyor G8. Tam da bu yorumuyla kente dair güven duygusu ve sınırlandırılma kavramlarına değinerek insanların özgür bırakılması gerektiğinin altını çizmektedir. Görsel eğitim kentliği görsel dünyasında harekete geçirmeye çağıracak. Bu hareketlenme de daha keskin bir şekilde çevresini fark edebilmesini sağlayacaktır. Kentsel tasarım sanatının gelişmesi dikkatli ve eleştirel bir topluluğun oluşmasıyla ilişkilidir. Bu sanat ve topluluk bir arada büyürse kentlerimiz de milyonlarca kent sakini için günlük halkın kaynağı olacaktır diyor Geç. Bu araştırmada kent imgesini toplumsal normlarla bağlantılı, bireysellik bağlamından da kişinin konumuna göre ve bulunduğu noktadan yola çıkarak ifade ettiği, yorumlayabildiği bir algı olarak ele almaktayız. G14 bu konuyu sınıfsallık şekli üzerinden ifade etmiştir. Gitmem mesela Tunalı'ya falan. Gazi Osman Paşa'ya gitmem. Bir organizasyon vardı, gittim. Başka bir şey vardı, gittim. Ben oraya ait değilim. Benim oraya ait olmadığımı herkes biliyor işte. Evet, bak bu oralı, buralı değil falan gibi bir şeye kapılmıyorum. Öyle bir kaos yaşamıyorum beynimin içerisinde. Ama belki de yine yaşanmışlıkla ilgili yani. Bir gün bir arkadaşım şey demişti mesela, yaz tatili sonrasında çok az birbirimize oturuyoruz Kızılay'da. Birkaç gün üst üste Kızılay'da bulunduk. Arkadaşım şey demişti masada otururken, ya yeter artık ben yarın da Tunalı'ya Esat'a gitmek istiyorum falan. Biraz medeniyet görmek istiyorum demişti mesela. Ki bunu söyleyen arkadaşımın hiç bu medeniyet görmek meselesinin altını doldurarak söylediğini düşünmüyorum. Doldurmuş olsaydı bu kadar kolay laf edemezdi mesela. Ben asla böyle bir laf edemem. Böyle büyük bir laf. İşte bundan ötürü o ve benzeri insanların öznelleştirmeyin meseleyi. Böyle bir şey var aslında. Sınıf olarak alt sınıfta yer alan ancak yaşam tarzı olarak
eyledikleri, pratikleri, gündelik hayatı bakımından üst sınıftaymış gibi, mış gibi yapmak meselesini çok fazla realize eden gündelik hayatta çok insan var. Bu benim eleştirdiğim bir şey. Bu kervana katılmak istemiyorum. O sebeple oraları işim olmadığı sürece gitmiyorum, diyor Geon'dan. İmgenin gelişiminde görünenin yeniden şekillendirilmesi kadar ne görüleceğinin öğretilmesi de eşit derecede önem taşıyacaktır. Dolayısıyla kente nasıl bakılması gerektiği, türlü formların gözlemlenerek aralarındaki ilişkilerin bağdaştırılmasının öğrenilmesi, imgenin güçlendirilmesi bakımından etkili olacaktır. Toplumsal bellek dediğimiz şeyin en iyi biçimde tarihin yeniden kurulması olarak adlandırılabilecek çok daha özgür bir pratikten farklı olduğunu belirtmemiz gerekir. Geçmişte gerçekleştirilen tüm insan etkinliklerinin bilgisi ancak onların bıraktığı izlerden yola çıkarak edinilebilir. Bu bağlamda güçlü bir imge yaratma olasılığı taşıyan fiziksel objenin niteliği herhangi bir gözlemcide kente yönelik referansları doğrultusunda imgelenebilirliği yaratacaktır. Nesnelerin yalnızca görme duyusuna değil, diğer duyulara da keskin ve yoğun bir biçimde verili oldukları durumlarda buna okunaklılık ya da görünürlülük de denebilir. Lynch'in değindiği halk imgesi kavramı toplumsal bellek ile bağlantılı olarak her kentin, kişilerin, bireysel imgelerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Örneğin G13'ün kentin okunaklılığı bakımından ele alınacak çevresel imgeye dair yapılar ve bu yapılara katılan anlam ile sahip oldukları kimlik doğrultusunda genel bir Ankara değerlendirmesi sunmuştur. Tunalı'dan böyle Kızılay merkeze doğru indiğiniz zaman hatta Ulus'a doğru gittikçe sorun büyüyor. Mesela işte Ulus'a doğru bir yerlere gideceksem tamam kapalı giyineyim, böyle rahatsız edilmeyeyim falan gibi düşünüyor insan. Ona göre giyiniyorsun. Ya da iş saatlerini ona göre belirleyebilirsin. Buralardan geçeceksem gece ona göre yapayım programımı diye. Yani çok etkiliyor demiştir. Bu ifadeden anlaşıldığı üzere tarihsel konum itibariyle gözde olması beklenen alanların kent imgesi bakımından esnekliği güncele bağlı değişimlere olanak tanımaktadır. Sanayileşmeyle birlikte kadının ev dışında çalışması bağlamında toplumsal cinsiyete ilişkin tutumlar değişmiştir. Bu bağlamda yaptığımız görüşmeler sonucu elde edilen bulgular kadın ve erkeğe ait alanların erkek esas alınarak belirlendiğini göstermektedir. Toplumsal cinsiyet normlarının kadını özel alana hapsetmesi ve erkeğin kamusal alanda meşruluğu tüm görüşmeciler tarafından yok sayılmıştır. Böyle bir toplumsal hakimiyetin söz konusu olduğu fakat bunu ortadan kaldırmanın da mümkün olduğuna değinmişlerdir. Örneğin G12, kadının özel alanda sınırlı kalması algısına şiddetle karşı çıkarak bilhassa sanayileşmenin sonucu olarak ele aldığı çalışma hayatının bir getirisi bakımından kadının erkekle bir arada ve toplum içerisinde yan yana konumlandığını belirtmektedir. Bence bu eskiden böyleydi. Kadın artık her yerde. Gerçi hala erkekler söylemleriyle bunun aksini iddia etmeye çalışsa da kadın her yerde. Bunu bir kabul edelim artık. Görsünler, kaçmasınlar mümkünse demiştir. Görüşmeler esnasında yalnızca erkeklerin bulunduğu, kadınların kesinlikle giremeyeceği, bazı alanlar tanımlanırken kadınların girip erkeklerin giremeyeceği bir mekan örneği verilememiştir. Bu kapsamda pek çok görüşmeci geçmişten bugüne hala kahvehanelerin erkeğe özgü alan olarak tanımlandığına değinmektedirler. Sokağı esas almaları istendiğinde erkek görüşmeciler geceleri daha sakin olmasından dolayı sokakta bulunmaktan hoşnut olduklarını, fakat özel bir gece ya da gündüz ayrımının kendilerini etkilemediğini belirtirken, kadın görüşmecilerin mutlak bir gece gündüz ayrımına gittiği gözlemlenmektedir. Kadınlara göre sokaklar geceleri erkeklere aitken kendileri için tedirgin edici ve bir nevi yasak unsuru gibi okunmaktadır. Bunun yanı sıra gündüzleri de sokaklar kalabalık ve tenha kavramları üzerinden kodlanmaktadır. G7 gece gündüz ve kalabalık tenha ayrımını şu şekilde belirtmektedir. Gece kendimi daha tedirgin hissediyorum. Akşam saatlerinde de öyle. Sabah ve öğle saatlerinde daha rahat hissediyorum kendimi. Çok kalabalık mekanlardan çok hoşlanmıyorum. O yüzden biraz üstümde baskı hissediyor olabilirim. Bunalıyor olabilirim demiştir. G1 ise yani geceleri belki biraz daha az güvende hissediyor olabilirim ama kadınlar kadar değişmiyor benim için diyerek kadınlar ve erkeklerin
gündelik yaşamlarında sokağın konumuna dair ayrıma değinmektedir. Kadınların gündüz sokakta olmasını etkileyen kalabalık faktörü G12, gece huzursuz olurum, yani sürekli bir tetikteyimdir ister istemez. Nadiren geçmek zorunda kaldığım sokak ve caddelerde özellikle kendimi rahat hissetmem. Gündüz de yine işte kalabalık beni çok bunaltıyor şeklinde tanımlamak ve gece gündüz ayrımının yanı sıra gündüzün de kendi içinde konuma yönelik etkenler doğrultusunda kadınların hislerini etkilediğini belirtmiştir. Kadın görüşmecilerin sokaklar herkesindir fakat realitede yaşanan erkeklere ait oluşuna dair yorumları ve toplumsal cinsiyet normlarının gündelik faaliyetleri etkilemesine kapsamlı bir örnek olarak tabii ki de erkeklere ait, yani maalesef bu da öyle. Gece bile değil, yani gündüz bile bize ait değil. Bir sene Rasmus'taydım ben. Orada tam yurdumun kapısının önünde ışıklar vardı. Tam o ışıklara gelirken de arabalar yavaşlıyor. Tam böyle bizdeki gibi tak diye ışıkta yavaşlamıyorlar. Orada da önceden yavaşlıyorlar kırmızıya girince. Her seferinde ben de bir refleks olarak yanımda arabanın yavaşlaması beni hemen korkutuyordu. Hemen böyle içgüdüsel bir şey savunma moduna geçiyordum. Diyorum ki işte birisi hemen laf atabilir, hazırlıklı ol. Bir şey diyebilirler, işte korna çalabilirler. Böyle aslında hani farkında değilmişim, oraya gittiğim zaman farkına vardım. Sürekli böyle refleks geliştirdiğimi. Bu olunca mesela sürekli bir şey bekliyorum, bir beklenti içerisindeyim. Karşıdan bir şey gelecek diye hiçbir şey olmuyor. Bakıyorum kırmızı ışık için durmuş. En sonunda böyle hani bir sene kaldık, uzun bir süre. Sonlarında hadi G13 artık Avrupa'dasın, sıkıntı yok, rahat olabilirsin falan. Buraya gelince tekrar onu anladım hani. Aslında günlük hayatta yaşadığım çok basit bir korku sürekli var. Sürekli birileri, erkeklerle sürekli bir çekişme, didişme durumundasın. Bir çatışma var ve bunu içselleştirmişim ama farkında değilim. Oraya gittiğim zaman anlamıştım. Bu anlatısına rağmen G13'te dahil olmak üzere tüm görüşmeciler cinsiyet ayrımı yapmaksızın sokakların tüm canlılara ait olduğunu ve sokağın özgürlüğü çağrıştırdığını belirtmiştir. Sokağı özgürlükle ilişkilendirirken aynı zamanda da rahatlığına vurgu yapan G13, toplumsal cinsiyet normları ve bireylerin toplumsal cinsiyetlendirilmiş davranışları doğrultusunda özgürlükle bağdaştırılmış olan sokağın ve sokağa çıkmanın önünde bireyin özgürlüğünün elinden alınması şeklinde bir etkisi olduğuna değinmektedir. Görüşmecilerin toplumu tanımladıkları mekanlar içinde kendilerini en çok nerede daha rahat, güvenli ve huzurlu hissettiklerini sormamız üzerine topluma özel alan ve kamusal alan olarak ikiye ayırdıkları anlaşılmıştır. Özel alan olarak en huzurlu, güvenli ve rahat hissedilen yer ev iken kamusal alanda okulları yani İletişim Fakültesi ve Cebeci Kampüsü vurgulanmaktadır. Pek çok görüşmecinin değindiği üzere üniversitede yaşanan olaylar ve dışarıdan bakışta çok da güvenli olarak tanımlanmamasına karşın mekanı paylaştıkları arkadaşlarını sosyal ve bilişsel statüleri bakımından denk olarak görmeleri nedeniyle daha rahat iletişim kurabilmek ve daha huzurlu, güvende hissetmek anlamında üniversite ortamının her şeye rağmen tercih edilir olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Örneğin G2 okulda yaşanan olaylar nedeniyle dışarıdan üniversiteye bakışı esas almaktadır. Okulda da kendimi her şeye rağmen güvende hissediyorum. Okulumuzun çok güvenli görünmemesine rağmen dışarıdan ilk bakışta. Ama okulda da daha çok herhalde zamanımın büyük çoğunluğunu geçirdiğim ve kendimce oranın ritüeline hakim olduğunu düşündüğüm mekanlarda rahat ve güvende hissediyorum sanırım demektedir. G10 ise paylaşılan alanın niteliğini vurgulamıştır. Çünkü yine en azından benim gibi sosyal bilimler alanında eğitim almış insanlarla oturup, yani toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında en azından konuşabileceğim insanlarla beraber oluyorum. Ve belli bir eğitim alıp bir yerlere gelmiş insanlar. Dolayısıyla orada kendimi daha rahat ifade edebilirim. Bu tanımlama güven duygusuna yönelik bir vurgu olarak değerlendirilmektedir. Kentin kavranması aslında bir zaman fenomenidir ve çok büyük ölçekli bir nesneye yönelmiştir. Eğer çevre organik bir bütün olarak kavranacaksa, bölümlerinin bağlamının anlaşılması sadece ufak bir adımdır. Bütünü anlamanın ve manipüle etmenin yollarını bulmak veya en azından serilerin ve gelişen dokuların ele alınması son derece önemli olacaktır. Sınıfsallık ve aidiyet bakımından G10, konum olarak mesela daha fakir bir semtteysem daha rahat hissedebilirim aslında ifadesiyle konuma atfedilen sınıfsallığın
gündelik yaşam pratiklerini doğrudan etkilediğini belirtmektedir. Böylelikle belli sınıfların bulunduğu alanlara belli kişilerin girebileceği ve diğer sınıflardan katılma olasılığı olan bireylerin bu mekanlarda kendilerini daha rahat hissedebilme olasılığının varlığının altını çizmektedir. Toplumsal kimlikler ve cinsiyet rolleri gündelik hayatın doğrudan yönlendirici etkisine sahip, toplum tarafından üstü örtülü bir şekilde kabul edilmiş ve gündelik pratiklerde her gün yeniden ve sürekli işlenmektedir. Görüşme tekniğine dayalı alan araştırması ile gerçekleştirdiğimiz çalışma, multidisipliner yaklaşımla ele alınabilecek kapsamlı olup, üç ana kavramdan yola çıkılarak detaylı alt kavramlar aracılığıyla konu bütünlüğü pekiştirilmiştir. Bu sunum özelinde yalnızca kent kavramı üzerinde durulmuştur. Kadınlık ve erkeklik rolleri aracılığıyla pekiştirilen toplumsal cinsiyetin gündelik söylem ve pratikler esas alındığında yeniden üretiminin yerine ortadan kaldırılmasına dair gündelik söylem ve pratiklerde yapılacak değişimlerin yapıcı nitelikte olduğu gözlemlenmiştir. Cins kültürel açıdan ancak cinsiyet olarak var olduğu için erkeklik ve kadınlık denilen şeyin sonsuz sayıda değişkenlik gösterebileceğini akıllara getirmektedir. Cinsiyete dair antropolojide yakın zamanda gündeme gelen oldukça canlı bir tartışmada Moore, cinsiyeti göreceli kılmaya dönük girişimlere yani tam adıyla insanların ikili biçimlerde var olan vücutlara sahip oldukları uygunsuz gerçeğine rağmen problemin öylece durduğunu dile getirmektedir. Kent, gündelik yaşantımızın merkezinde yer almaktadır. Farkında olmaksızın yerine getirdiğimiz pek çok gündelik faaliyet kent odaklı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla aldığımız kararlardan yaşam tarzımıza dair bireyin özel ve kamusal alandaki varlığını doğrudan belirleyen, yönlendiren bir unsurdur. Elde edilen bulgular güvenli alan olarak kodlanan mekanların birey ve kent arasında bir aidiyet hissi yarattığı ya da bu histen dolayı güvenin kazanıldığını göstermektedir. Görüşmeciler kendilerini ait hissettikleri ortamlarda daha rahat, özgür ve güvende olarak tanımlamaktadır. Araştırmanın sonucunda kadınlık ve erkeklik rolleri aracılığıyla pekiştirilen toplumsal cinsiyetin gündelik söylem ve pratikler esas alındığında yeniden üretiminin yerine ortadan kaldırılmasına dair gündelik söylem ve pratiklerde yapılacak değişimlerin yapıcı nitelikte olduğu ortaya çıkmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde akademik katkılarından dolayı her daim yanımda olan sevgili danışmanım Sayın Profesör Doktor Meryem Bulut'a da buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim. Saygılarımla.